Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı doğru müdahale cevapları sayfa 68-69'u yapacağız. Soru: yaralıya yanlış müdahalenin nerelere sebep olabileceğini tartışınız. Cevap: yaralı olan bir kimseye müdahale etmek, yarasını iyileştirebileceği ve ölümden bile koruyabileceği gibi yanlış müdahale edilmesi yaralının yarasının artmasına, hatta bazı durumlarda ölümüne bile sebep olabilir. Bunun için ilk yardım eğitimi almamış olan kişilerin veya tedavi konusunda bilgisi olmayan kimselerin yaralıya müdahale etmemesi gerekmektedir. İnsanların başında gerek evde, gerek işte, gerek yolda birçok kaza ve güç durumda gelebilir. Yaşanmış oldukları bu kazalar sebebiyle büyük veya küçük çapta yaralanmalar yaşayabilirler. Bu yaralanmalar doğru tedavi edildiği zaman kişi sağlığını hemen kavuşabilir. Ancak yanlış müdahale edildiği zaman yaranın büyümesine, sakatlanmalara, hatta ölüme bile yol açabilir. Bu yüzden zaten yaralı kimsenin hassas olduğu bir durumda ona hassas davranmak ve hassas düşünerek hareket etmek gerekmektedir. Olay yerinde başlayan ilk yardımın başarısı, hastanın, yaralının veya kazazedenin durumunu kötüleştirmedi. Sağlık hizmetlerine ulaştırılması ile ölçülebilir. Soru: aşağıdaki sıralı görselleri inceleyerek yapılan müdahaleyi anlatınız. Cevap: çocuğa araba çarptıktan sonra nasıl müdahale edileceği bilinmediği için doğru olan yapılmış ve çocuğa dokunulmayarak acil yardım ekipleri çağrılmıştır. Acil yardım ekipleri gerekli ilk müdahaleyi yapmış, güvenli bir şekilde Seda'yı yatırmış ve doktorların muayene etmesi için acile götürmüştür. Soru: aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Yapılan hataları tespit ederek nelere sebep olduğunu açıklayınız. Cevap: burada yapılan hata, ilk yardım eğitimi almamış olan kişilerin yarıda yardım etmek isterken onu daha fazla incitmeleri ve sakatlamasına sebep olmalarıdır. Halbuki nasıl ilk yardım yapılması gereken bilen kişiler tarafından sedyeye alınmalı ve güvenli bir şekilde hastaneye götürülmeliydi. Soru: İlk yardımın nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiğini aşağıya yazınız. Cevap: İlk yardım yaralının hassas olduğu ve hayatı önem taşıyan bir müdahaledir. Niyet ne kadar iyi olursa olsun ilk yardım bilmeyen kişilerin hastaya müdahale etmesi ve en sağlıklı olandır. İlk yardımı yapacak olan kişiler ilk yardım sertifikası olan sağlık personelleri bir gün kazazedenin genel sağlık durumunu kontrol ederek ilaçsız bir şekilde iradenin durumunu stabilize hale getirir ve tedavi için doktorlara teslim eder. Soru: yanlış uygulamaların nelere sebep olabileceğini tartışınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Cevap: İlk yardım uygulamaları bilmeyen kişiler tarafından ve yanlış yapıldığı zaman insanın hayatını bile tehlikeye sokabilecek veya sakatlamalara sebep olabilecek hassas uygulamalardır. İnsanlar iyi niyetli bile olsa yaralının acil durumlarına nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlarsa kesinlikle hastaya müdahale etmemeli ve acil yardım ekiplerini çağırarak onları beklemelidir. 1. Kimler ilk yardım yapabilir açıklayınız. Cevap: İlk yardım eğitimi almış kişiler veya sağlık çalışanları tarafından yapılabilir. İlk yardım sertifikasını en az ilkokul mezunu olan ve 18 yaşını dolduran her vatandaş ilk yardım sertifikası alabilir. İlk yardım sertifikası almak isteyen kişiler ilk yardım eğitim merkezine başvuru yapar ve eğitimin tamamında devam etmek zorundadırlar. Teorik ve uygulamalı sınavlardan 100 üzerinden 85 puan almış olmaları şarttır. Sınavlarda başarılı olmayan katılımcılar yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak tekrar sınava girer ve eğer başarılı olurlarsa sertifika alabilirler. 2. Medyadan trafik kazaları sonrasında yapılan ilk yardımla ilgili haberleri araştırınız. Cevap: kaza sonrası düşündüren görüntü, yardım etmezseniz daha iyiydi. Antalya'da otomobiliyle aynı yönde giden ticari araca arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapılan yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle olası bir yanlış müdahale kurbanı olmadan hastaneye kaldırıldı.
Yolda bayılan kişiye yanlış ilk yardım sağlık çalışanı önledi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolda aniden fenalaşarak yere yığılan genç adama çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. Vatandaşların müdahalesinin yanlış olduğunu ve kendisinin sağlık görevlisi olduğunu söyleyen bir kişi bayılan genci taşımak isteyen vatandaşları da hastanın yanından uzaklaştırdı. Trafik kazasında yüzünden yaralanan 5 yaşındaki Ceren'in ilk müdahaleyi Tuzlu Belediyesi personeli yaptı. Trafik kazasında yüzünden yaralanan 5 yaşındaki Ceren ilk müdahaleyi Tuzla Belediyesi personelini yaptı. 100 Karayolu Tuzla mevkiinde dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında yüzünden yaralanan 5 yaşındaki Ceren'in ilk müdahaleyi Tuzlu Belediyesi personeli yaptı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forummap.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.